Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir seriye başlıyoruz. Bugün Sizden Gelenler serimizin ilk videosuyla karşınızdayım. Çok fazla talep geliyor. Şunu deneyelim mi, şu desteğe bir bakalım, bunu oynar mısın diye. Ben de böyle bir seri çekme ihtiyacı hissettim. Hepsini sıraya koydum. Hepinizin isteklerini tek tek gerçekleştireceğim. Buradaki amaç şu, hem kendi destelerinizi burada görmüş olacaksınız, hem destelerin oynayışına, işleyişine bakacağız, hem de farklı destelerle diğer izleyicilerimizin de ilerlemesine yardımcı olacağız. Evet, bugünkü ilk destemiz bana Ali Usluer tarafından ulaştırıldı. Kendisine teşekkür ediyorum. Bir agro başlangıç destesi, Ionia Noxus, bir starter destesi. Şöyle söyleyeyim özetle, Darius, Zed ve Katarina kullanıyor destede kendisi. Standart bir Noxus agro destesinden biraz daha farklı. Aslında şöyle, tabii siz biraz oynamaya da gidebilirsiniz destenin üzerinde, bu arkadaşımızın destesi. Şimdi bir desteği deneyelim. Denerken de deste hakkında konuşalım. Noxus'un yıkıcı gücünü Kata'nın sürekli silahlanma etkisiyle birleştirmiş bir deste. Ve ortaya kötü sonuçlar çıkarabiliyor. Agro destemizin mantığında başlıyoruz yine. Düşük manalı karakterlerimizle ani hasarlar çıkarıp daha sonrasında Kata'yla tekrardan silahlanıp bam 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 yeni ataklar yapacağız. Bir Heim Karma var karşımızda. Büyü kontrol destesine karşı bakalım ne kadar etkili olacak mı? Noxus Şevkin'i şimdilik göndermek istiyorum. Güzel, hiç fena değil. Güzel bir başlangıç yaptık bence. Burada arena savaşçısını oynayacağım. Durduk yerde adamımı öldürmek istemiyorum. Nefes ver. Noxus'un gelmiş geçmiş en iyi yorumcusu öne çıkıyor. Karşımızda tam bir büyü kontrol destesi var. Agro destenin güzelliğini burada görebiliriz. Ama tabii kendini bufflayıp bufflayıp duracak. Ejder'in gözünü aradan çıkarmamız lazım acilen. Çok acilen hem de. Bakın, can çalıp vurunca bir anda işler tersine dönebiliyor. Korkma. Şu arkadaşı da oynamak istiyorum. Şu an sürekli küçük birimlerle savunup Heimer bekleyip büyü atacak. O yüzden verebildiğim kadar hasar vermem lazım. Aa, bu çok kötü oldu. Karanlığa. İşte en kritik ana geldik. Yani fena değil. Ufaklıkları aradan çıkardık en azından. Birini daha öldürürse şunu aradan çıkaracağım. Evet, sanırım göz kara lejyonere bir hasar vermem pek sorun çıkmaz. Mystic Shot atabilir. Rata rahatlı onun yerine. Noxus'un okay. Zaferi için. Şimdi şunu aradan çıkarmam lazım.
Bence örümceğe veda edelim ve bunu aradan çıkaralım, yoksa sürekli can çekip bize sorun çıkaracak. Hayali bilim karşılamayı da hiç sevmiyorum. Resmen adamlarımı çöpe atıyorum. Hiçbir şey beni bir lejyoner daha alalım buraya. Ah, bilimin tatlı kokusu. Görevleri unutma. Güzel bir opening yaptık yani, hiç fena değil. Wow. Charlie! Birazdan buralar adam dolacak. Yani pek mühim adamlar değil ama olsun. Adam dolması bizim hatamızı kesiyor sonuçta. Sağlam bir yapı. Temellerini yık. Kardeşlik bağıyla burada güzel bir hasar çıkarmam gerekecek. Ve işte oyunun bittiğinin resmidir. Tertemiz bir win. Yılların çıkmasına gerek bile kalmadı. Agro. Yani bayağı hardcore agro, hem de agro değil yani. Çok ani hasarlar çıkarıp bir anda yükselebiliyor deste. Bir maç daha atalım. Bu arada desteni çok beğendim. Tekrardan teşekkürler. Ve şöyle düşük elo'daki arkadaşlara ve pek fazla kartı olmayan arkadaşlara kesinlikle öneriyorum desteği. Yani hani belki Katarina falan yoktur elinizde ama Zed ve Darius vardır zaten. Hani yine de kullanın desteği. Deste gayet kullanışlı. Bir örümcek destesi galiba. Bu biraz sorun çıkarabilir. Kızıl talebelerin birini yollayayım şimdilik. Bir saniye. Güzel, hiç fena değil. Başlangıçta tabii ki de yine hasar çıkaracağız ama sonlara doğru bu deste biraz zorlayabilir bizi. Ama yükselmek için birebir destelerden birisi. Kesinlikle öneriyorum. Avarosa'ya canım feda. Neyse, en azından okçuyu aradan çıkardık. Freljord Gölge Adalar. Nereden baksan sıkıntılı deste. Gözümden hiçbir şey kaçmaz. Şöyle yapalım. Herkesi bir kez denerim. Evlerimizi koruyalım. Atak yapmadı. Atak yapsa Nexus'a ben hasar verecektim zaten. Şöyle bir saldırı yapıp direkt Nexus'a hasar vermek istiyorum. Daha sonra bunu Şahin'in karşısına koyup bir hasar daha veririz. Bizim için gayet güzel bir saldırı olur. Noxus'un zaferi için. İki buradan Nexus'u 14'e çektik. Aa, bu kötü oldu damage'imi kırması. Neyse, bu seferlik geçeceğim saldırıyı. Örümcekler biraz uyuzluk çıkaracak gibi. Noxus Şevki de geldi. Bu arada Noxus Şevki bence cuk oturmuş desteğe. Her
gölgede bir tehlike saklı. Nasıl bir şey yapsak? Zed'i bir çıkayım mı? Çıkayım hadi. Karanlıktaki hancerim. Elias'ta saldırırsa direkt öldürmeye oynayacağım. Şahinlerin bunu aflaması biraz kötü olmuş. Nasıl bir saldırı çıkacak buradan çok merak ediyorum şu an. Yurdumuz için evlerimizi koruyalım. Baya baya saldırdı yani şu an. Peki. Şöyle yapacağım. Bu kadar. Sen buraya. Sen buraya. Bunu fear'lı olduğu için karşılayamayacağım. Siz de buraya. Bu kadar hasar yiyeceğiz artık. Ne yapalım? Kızıl talebeyi yeterince kullandık. Ya deste şu ana kadar hoşuma gitti dediğim gibi. Her şeye karşı bir çaresi var yani. Hep ortalama arkamız toplayacak kartlardan kurulmuş. Tatlı bir deste. Sadece başlangıçta değil, yani yüksek elo da kullanabilirsiniz. Şu an gümüşteyim ama sezon sıfırlandığı için burası komple plat dolu aslında. Yani yüksek elo da oynanabilir bir deste gördüğünüz gibi. Ne kötü örümcekler geldi. Elimizde kart azaldı ama. Hiçbir şey beni durduramaz. Şimdi bunu da çıkalım da sonra nasıl bir şey yapalım? Biz acıyı tattırsak acaba? Ya da şuna mı vursaydım? Bence buna vursaydım. Ya. Keşke bunu araslamasaydık. Neyse. 10 cana kadar indirdik. Bu sefer daha iyi savaşacağım. Şöyle bir atak yapalım. Fazla düşünmeden yapılmış bir atak ama olsun. Biraz temizlemeye yönelik bir hareketti. Yani örümcekleri temizleyeceğiz işte. Örümcekler biraz sıkıntı olacak demiştim. Ben gölgeyi... Thresh'in level atlaması biraz can sıkacak. Tek turda level up aldı ya, şaka gibi abi. Ve ne çağırsa sıkıntı yani, inşallah Thresh çağırmaz. İşte deste dediğim gibi en başta çok iyiydi ama desteye karşı sonlara doğru biraz sıkıntıya girebiliriz ama yine de kazanabiliriz şu an. Kan nakli geldi, hiç fena değil. Umarım Thresh çağırmaz. Peki. Şimdilik pas geçeyim. Ayaz kesti. Aa, kimsin ya? Şu an güzel bir temizlik yapacak cidden. Elimizde kartın bitmesi biraz sıkıntı oldu. Aslında Thresh'in level atlaması sıkıntı oldu daha doğrusu. Şakina oynayalım. Evet, sen.
korktum. Oh, Allah'tan Tray gelmedi yani. Yolun sonuna geldin. Ya da bunu Nexus'a mı atsak? Neyse, bence Eli's'i keselim. Beni geçtiler. Elimizde kartın gitmesi çok sıkıntı oldu ya. City'li yaktım. Legion Bomber. Camla doldurdu bir de. Buradan görünüyor. Artık varıyla yoğuyla saldıracak yani. Haber verin. Bu arada şu elde büyük ihtimal yenileceğiz ama yenilmemizin tek sebebi şanssızlık. Bunu da söyleyeyim size. Nez yani Zed geldi ama bir tane geldi gerçi. Darius ve Kata'dan hiç ses yok. Geçenki gibi fazla güzel de başlamadı elimiz. Wow, kesinlikle bittik. Son sözün nedir? Bundan emin misin? Evet. Bu sefer los. Ama hiç sorun değil. Bu tamamen benim şanssızlığımla alakalı bir durum. Bir de karşımdaki desi de biraz saçmaydı yani. Örümcekler Trash'in level atlaması. Ya neyse, lafı uzatmayacağım. Tamamen benim şanssızlığım aga. İlk maçtaki gibi cillop gibi gelince bak neler yapıyor deste. Evet. Şöyle bir tekrar göz atalım mı gelmeyen kartlar için? Hero'lar gelmedi çünkü anlatmak istiyorum. Şöyle biraz da incelemesini yapayım çünkü hepsini göremedik. Hiddet karışımı ilk maçta gördüğünüz gibi anlık hasar verip direkt oyun bitirmek için can iksiri tabii ki de iş görür. Lejyonlar zaten olmazsa olmazlar. Bir tanesi arena savaşçısı, kardeşlik bağı yine ani hasar için. Bunlar işte Kızıl Talebe direkt Nexus hasarı için. Bunlar zaten agro destelerin olmazsa olmazı. Sıyrılgan olması güzel olmuş sıyrılganlara karşı. En azından bir iki tanesini karşılayabiliriz. İmparatorluk imparatorcusu yeni kartlardan çok güzel bir Nexus haraslayıcısı. Legion bombacısı da öyle. Kan nakli bir anda rakibi aradan çıkarmak için birebir. Katarina tekrar silahlanmamız için var söylediğim gibi. Vurup geri dönüyor, silahlanıyoruz, tekrar vuruyoruz. Agro destesinde çok güzel iş yapar. Noxus Shevki maçta da söylediğim gibi cuk oturmuş rakipleri aradan çıkarmak için. Düşük manaya inanılmaz hasar veren gözü kara. Zed, biçen balta yine Nexus hasarı için ve Darius. 10 numara 5 yıldız deste. Oynanışı da bu şekilde. Evet. Dediğim gibi yeni serimize başladık. Yorumlarda veya Instagram'dan ya da mail adresimden bana destelerinizi ulaştırmayı unutmayın. Hepsini tek tek deneyeceğim. Dediğim gibi bu deste için ayrıca Ali Uslu'ya çok teşekkür ederim. Evet. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Bye bye.